Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Karnı yarık nasıl yapılır? Tüm detaylar, tüm püf noktalar bu videoda. Haydi bakalım, şimdi detaylara geçiyorum. İyi seyirler. 5 adet patlıcan kullanıyorum. 1 adet patlıcanı sizlerle beraber hazırlayalım. Arkadaşlar şu fazla olan kısmı şuradan kesiyoruz. Daha sonra bu kısmı alıyoruz. Patlıcanımızı bu şekilde kestikten sonra soyalım. Patlıcanlarımızın orta bölümünü soyduk. Üste ve altta patlıcanın kabuğu kalacak şekilde hazırladık. Hepsini su dolu bir kaba koyalım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Üzerine bir kapak kapatıp bu şekilde tuzlu suda patlıcanlarımızı 30 dakika bekletiyoruz. Patlıcanlarımızın o acılığı çıksın. Diğer detayları göstereceğim. Tuzlu suda bekleyen patlıcanlarımızı çıkardıktan sonra bir kağıt havlu yardımıyla güzelce kurulayalım. Daha sonra şu orta bölümden kesikler oluşturunuz. Bakın buradan başladım, buraya kadar kesikler oluşturdum. Hepsini bu şekilde kesikler oluşturuyorum. Hazırladığımız patlıcanları tavaya alıp kızartma işlemine başlıyoruz. Öncelikle tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Yağımız ısınınca patlıcanlarımızı tavaya alıyoruz. Arkadaşlar patlıcan çok fazla sıvı yağ çektiği için sıvı yağ fazla koymadım. Siz de bunu bu şekilde yapın. Bu püf noktayı da unutmayın. Patlıcanlarımızı çevire çevire tüm yüzeylerinin kızarmasını sağlayalım arkadaşlar. Kızartma işlemi sırasında üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Bu şekilde yağın dışarıya sıçramasını önlersiniz. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu koyduğumuz bir borcama alalım. Burada fazla yağını çeksin. Bu püf noktayı da verdikten sonra şimdi iç harcı hazırlama zamanı. Haydi bakalım harcımızı hazırlayalım. Tavamıza 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yağım ısındıktan sonra bir adet yemeklik kestiğim soğanımı ekliyorum. Soğanımız daha yumuşak, daha lezzetli olsun istiyorsanız tavamızın üzerine bir kapak kapatalım. Ocağın ateşini en kısık ayara alalım. Bu şekilde terletme yöntemiyle soğanımızı kavuralım. Soğanımız sotelenmeye başladı. Arkadaşlar 250 gram dana döş kıymayı soğanımın olduğu tavaya ekliyorum. 5 adet patlıcan kullandım. 250 gram yani patlıcan başına 50 gram kıyma yeterli olur. Bu püf noktayı da vereyim. Sebze ile beraber bu iç harcımız yetecektir arkadaşlar. Bu esnada vereceğim püf nokta. Kıymayı koyduktan sonra kısık ateşte kıymayı kavurun arkadaşlar. Kaşığın ucuyla kıymanın üzerine bastıralım. Küçük küçük parçalar haline gelmesini sağlayalım. 2 adet yeşil biber böyle küçük parçalar halinde kestim. Biberimizi ekliyoruz. Devamında 2 diş sarımsağımı da ekledim. Biber, sarımsak, soğan ve kıyma hep beraber güzelce burada kavrulsun arkadaşlar. Klasik bir iç harç hazırlıyoruz arkadaşlar. Kavurmaya devam edelim. Kıymamız da bu şekilde 10 dakika kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası dolu dolu bakın tepeleme salçayı buraya ekliyorum. Ve burada salçayı kavuruyorum arkadaşlar. Salçanın kavrulması da çok önemli. Bu püf noktayı da söylemiş olayım. Daha sonra 2 adet orta boy domatesimizin kabuklarını soydum. Bakın burası önemli. Kabukları soyulmuş olarak yemekli kestim.
ve buraya ekliyorum. Verdiğim her püf noktaya harfiyen uyarsanız muhteşem bir karnıyarık yiyeceksiniz arkadaşlar. Baharatları kendi damak tadınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Arkadaşlar benim çay kaşıklarım büyük. Bazen tatlı kaşığım ustam diyenler oluyor. Çay kaşığı arkadaşlar. Bir çay kaşığı da pul biber attım. Size bir püf nokta daha göstermiş olayım. İç harcınızın yumuşacık ve çok lezzetli olsun istiyorsanız bir su bardağı sıcak suyu buraya ekliyorsunuz. Kapağını tekrar kapatıp kısık ayarda 10 dakika bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Harcımız hazır. Son aşamada bakın şöyle bir ezici yardımıyla eziyorum. Domateslerim ezilsin ve harcımız daha kıvamlı olsun arkadaşlar. Bu nefis harcımızın suyu bize lazım. Sos olarak kullanacağız. Bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Bakın arkadaşlar, sulu sulu bir iç harcımız oldu ve muhteşem bir sosumuz oldu. Patlıcanlarımızla bu güzel harcımızı buluşturalım. Son aşamaya geçiyoruz. Patlıcanlarımızı fırın tepsimize dizdik. Kesikler oluşturduğumuz kısımdan kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın arasını iyice açtık. Harcımızı patlıcanlarımızın içine dolduralım arkadaşlar. Patlıcanlarımızın içine harcımızı sıkıca bastıra bastıra dolduralım. Dolu dolu olsun. Bakın arkadaşlar, hiç kalmadı. Tamamen bitti. Üzerini biber ve domatesle süslüyorum. Biber ve domatesle tepsimizi süsledikten sonra az önce harcımızdan süzdüğümüz sosumuz vardı. Sosumuzu da kenarlardan döküyoruz. Üzerine ıslattığım bir pişirme kağıdını örtüyorum. Kapalı bir şekilde üzeri 20 dakika pişsin. Daha sonra üzerindeki pişirme kağıdını alıp 10 dakikada kızarması için üzeri açık şekilde pişireceğim. 200 derece fırında yolculuğumuz başlasın. 20 dakika üzeri kapalı şekilde pişti. Şimdi üzeri açık şekilde 10 dakika pişsin diye pişirme kağıdını alıyorum. 10 dakika bu şekilde domateslerin ve biberlerin de güzelce kızarmasını bekleyelim. Değerli dostlar, yemeğimizin son hali. Ben karnıyarıkta patlıcanın güzelce pişmiş olmasını isterim. İç harcının sulu sulu olmasını isterim. İşte nefis bir karnıyarık sizler için. Son olarak üzerine maydanoz atıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün karnıyarık hakkında bilmeniz gereken tüm detayları, püf noktaları anlatmaya çalıştı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, sevdiklerinizle, ailenizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.